18 Şubat 2022 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Zeynep fırtınası Almanya'ya ulaştı. Özellikle kuzey ve batı bölgelerinde fırtınanın hızı saatte 170 kilometreye çıkabilir. Meteoroloji Zeynep'in son yılların en güçlü kasırgası olmasını bekliyor. Kıyı kesimlerinde uyarı seviyesi mora çıkarıldı. Bu kırmızı alarmdan da ileri bir seviye en yüksek uyarı seviyesi. En son önceki yıl Kuzeyren Vestfalya ve Rheinland Falsi etkileyen sel felaketinde kullanılmıştı. İnşallah bu sefer o kadar ciddi hasarlar olmaz. Fırtınanın yarın gece de sürmesi bekleniyor. Ülkenin neredeyse tamamında kasırga uyarısı var. Hamburg'da dalga boyunun 4 metreye geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlara kıyılardan uzak durma çağrısı yapıldı. Çok sayıda uçak ve tren seferi iptal, ulaşım bazı bölgelerde tamamen durma noktasında. Şirketler seyahat öncesinde biletlerin mutlaka kontrol edilmesini istedi. Peki fırtınanın adı neden Zeynep? Almanya'da 1954'ten beri fırtınalara isim veriliyor. Geçen seneye kadar sadece Alman isimleri seçiliyordu. Ancak Artık çok kültürlü yapıya vurgu yapmak için göçmen kökenli isimler de tercih ediliyor. Bu kapsamda ilk fırtınaya Ahmet ismi verilmişti. Bu seferki fırtınanın adı da Zeynep oldu. İsteyen herkes Almanya'daki bir fırtınaya sevdiği veya sevmediği birinin adını verebilir. Bunun için Berlin Hür Üniversitesi'ne başvurması ve alçak basınçlı havalarda 240, yüksek basınçlı havalarda 360 avro ödemesi gerekir. Ancak bu seneki tüm fırtına isimleri dolu. Önümüzdeki yıl için Eylül ayında başvuru yapabilirsiniz. Yarın Hanao katliamının yıl dönümü 19 Şubat 2020'de Hanao'da düzenlenen ırkçı terör saldırısında 4'ü Türk 9 kişi katledilmişti. Bir kere daha saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Siyasetçiler art arda anma açıklamaları yaptılar. Adalet Bakanı Buşman vatandaşlarımızı öldürücü nefrete karşı koruyamadık dedi. Saldırgan sonra evinde ölü bulundu. Maalesef hala birçok soru işareti var. Katliamdan sonra gece saat 12 civarında Polisler katilin evinin etrafını sardı. Baskınsa sabah 5'te yapıldı. Neden 5 saat beklediler kimse bilmiyor. O gece Hanova'da ya görev yapan 13 özel harekat polisi daha sonra aşırı sağ şüphesiyle görevden alındı. Birinin odasından Nazi sembolleri bulundu. NSU cinayetlerinde de soru işaretleri vardı. Halit Yozgat'ın öldürüldüğü kafede bir istihbarat ajanının olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturma sürecinde bazı dosyalar hakkında gizlilik kararı alındı. Ve Hessen Eyalet Parlamentosu, SDU ve Yeşillerin oylarıyla bu dosyaların gizli kalmaya devam etmesine karar verdi. Salgınla ilgili haberlerle devam edelim. Almanya'da yeni vaka sayısı 220 bin. Geçen hafta aynı güne göre 20 bin azaldı. R değeri birin altında insidansı da düşüyor. Bu haberler iyi. Sağlık Bakanı La Arba, eyalet başbakanlarını kararları kafalarına göre gevşetmeme konusunda uyardı. Omikron zirvesi geçti ancak tekrarlanması mümkün. Gerçekten güvenli sularda değiliz henüz. Gevşeme abartılırsa rakamlar hızla yükselebilir dedi. Latarba ayrıca sonbaharda farklı varyantların ve yeni dalgaların çıkmasını da beklediklerini söyledi. Bu varyantlara ve dalgalara da parayla isim verilebilir. Aslında bunu nasıl atlamışlar hayret. Fırtınadan bile para kazanıyorlar. Robert Koch Enstitüsü salgının henüz bitmediğini hatırlattı. Başkan yardımcısı ölü sayısında düşüş yok. Yoğun bakımlarda zirveye henüz ulaşmadı diye konuştu. Almanya yeni geliştirilen Amerikalı Novavax aşısından da 5 milyon adet sipariş etmişti. 1,5 milyonu pazartesi günü gelecek. Bunun aşılama oranlarını artırması bekleniyor. Çünkü bu bir mRNA aşısı değil. Geleneksel yöntemlere benzeyen protein bazlı bir ürün. mRNA teknolojisi yeni olduğu için mesafeli olanların bu aşıyı tercih edeceği umuluyor. Handelsblatt gazetesi bir rapor yayımladı. Buna göre salgın döneminde firmalara yapılan yardımlarla ilgili 27 bin dolandırıcılık şüphesi görüldü. Davalar soruşturmalar sürüyor. Devletin böylelikle 100 milyonlarca avro zarara uğratıldığı tahmin ediliyor. Salgından etkilenen şirketler Haziran ayı sonuna kadar kısa çalışma ödeneğine daha kolay başvurabilecekler Bu ödenek aslında hep var ama bu salgın döneminde şartları iyileştirilmişti kolaylaştırılmıştı. Normalde bu düzenleme Mart sonunda bitecekti ancak parlamento kısa çalışmanın uzatılmasına karar verdi. Geçen yıl Nisan ayında Almanya'da 600 binden fazla şirket ve 6 milyondan fazla çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştı. Kısa çalışmaya geçmeyen maaşlarını tam alan bir grupta milletvekilleriydi. Temmuz ayından itibaren milletvekilli maaşlarına Almanya'da %3.1 zam gelecek yaklaşık 310 avro. Bu zam miktarı ayda 10.000 avro civarı maaş alıyorlar zaten. 5.000 avro ek bütçe var. Ofis gideri, çalışanları, emeklilik primleri derken bir milletvekilinin maliyeti ayda neredeyse 50.000 avroyu buluyor. Trenlere de bedava biniyorlar. Trene bedava binmesi gereken aslında onlar değil. Trenlere ay sonunu zor getiren dar gelirli vatandaşların bedava binmesi lazım. Bana göre milletvekillerinin maaşlarını asgari ücrete sabitlemek gerekir. Böylelikle vatandaşın halinden biraz daha iyi anlarlar. Ha bu parayla nasıl geçinilir derlerse millet nasıl geçiniyorlarsa öyle geçinsinler veya kendi maaşlarına yaptıkları gibi asgari ücrete de zam yapsınlar. Bir parti üyelik delegelik sistemidir kurulmuş kendi işlerinde bir şeyler yapıyorlar hep aynı isimler dönüp duruyor. İşçilerin haklarını savunan çok az isim var vekilleri bırakın bugün sendikalarda bile işçinin hakkını savunan gerçekten çok az kişi kaldı. Sendika başkanlarının maaşını da asgari ücrete sabitlemek lazım. Bugün bazı sendika başkanları ayda 20-25 bin avro para alıyorlar. Bunlar işçinin hakkını nasıl savunsun? Bir banka müşterisinden hesap işletim ücreti almak istedi, müşteri kabul etmedi. Banka hesabını kapatmakla tehdit etti. Müşteri de Stuttgart Bölge Mahkemesine başvurdu ve sonuç banka lehine çıktı. Müşteri hesabını kapatmakla tehdit etmek yasalara aykırı değil. Geçen sene Adalet Divanı müşteri onaylamazsa hesap işletim ücreti arttırılması yasal değil kararı vermişti. Yine bir belirsizlik bir yasa çıkarın en azından bu konuda netleştirin. Deyin ki mesela bir banka hesap işletim ücreti alamaz. Bu kadar basit. Diğer ülkelerle devam ediyoruz. Fransa'da ortalama 115 bine düştü. Geçen haftaya göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron daha önceden erkek olduğunu iddia eden iki kişiye dava açtı. Bu iddialar bazı dergilerde yayınlanmıştı. İlk duruşma Haziran ayında. Bu da enteresan. Fransa işi gücü bıraktı. Cumhurbaşkanının karısı eskiden erkek miydi, değil miydi? Onu tartışmaya başladı. İnsanların özel hayatından kimeni. İşsizlik son 30 yılın en düşük seviyesine indi Fransa'da. Gençler arasında da hızla düşüyor. %7.4. Hollanda'da da benzer bir oran çıkmıştı. Ekonomiler salgın sonrasında toparlanmaya başladılar. Bu iyi. Maşallah diyelim Allah kimseyi işsizlikle, yoksullukla sınamasın. Avusturya'daki vakalar da düşüyor. 30 binin altına indi. Önlemlerin 5 Mart'ta kaldırılması düşünülüyor ama Başbakan eğer vakalar artarsa yeniden düşünebiliriz dedi. Geçen sene Avusturya vatandaşlığı alanların sayısı da %80 arttı. Vatandaşlığa geçenlerin 5'te 1'i Avusturya doğumlu. Hollanda'da ortalama 60 bin bandında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi. Gastronomideki kapanış saati 1'e çekildi. Hastalar için zorunlu karantina süresi de 7 günden 5 güne indirildi. Geri kalan hemen hemen tüm önlemlerinde 25 Şubat'ta kaldırılması planlanıyor. Enerji fiyatlarına yine zam gelecek. Bu sene sonuna kadar Hollanda'da %86 artış bekleniyor. Ortalama bir hane. Doğalgaz ve elektrik için 2800 avro ödeyecek. Hükümet faturalardaki KDV'yi düşürdü. Ayrıca dar gelirlilere ve sosyal yardım alanlara 200 avro enerji desteği verilecek. Fırtına Hollanda'yı da çok kötü etkiledi. Amsterdam'da bir kişi devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi maalesef. Çok dikkatli olmak lazım. Mümkün olduğunca devrilme ihtimali olan şeylerden uzak duralım. Belçika'da bugün yeni gevşeme adımları atıldı. Gastronomideki kapanış saati kaldırıldı ve gece kulüpleriyle diskolar yeniden açılabilecekler. Evden çalışma mecburiyeti de evden çalışma tavsiyesine çevrildi. Fırtına Belçika'da da etkili. Rüzgar hızı 150 kilometreyi buldu. Birçok tren seferi iptal edildi. Flaman bölgesinde bazı okullar tatil oldu. Brüksel şehir içindeki hava ve ses kirliliğini azaltmak istiyor. Bu yüzden şehir merkezindeki araç trafiği büyük ölçüde sınırlanacak. Yaya ve bisiklet yollarının sayısı arttırılacak. İngiltere Başbakanı Johnson, Şubat sonunda tüm önlemleri kaldırmak istiyor. Pazartesi günü detayları açıklayacak. Sağlık uzmanları en azından bazı önlemlerin kalmasından yana. Fırtına İngiltere'de de etkili. Meteoroloji kırmızı alarm verdi. Vatandaşlara mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları tavsiye edildi. İrlanda'da da üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti. Firmalar ikinci el ürün satışlarını deniyor. Haunter İsveç'te giysi satışına başladı. Diğer markalara ait ikinci el ürünler de internetten satılıyor. Proje önümüzdeki dönemde Almanya'da da yapılacak. Benzer bir çalışma otomotiv sektörünün de gündeminde Renault firması Fransa'da 45 bin aracı fabrikada yenilemeyi planlıyor. Eski aracı fabrikaya vereceksiniz, yenileteceksiniz ve fabrika çıkışlı bir ikinci el otomobil sahibi olacaksınız. Plan bu. Bunlar güzel gelişmeler. Umarım israf biraz olsun böylece önlenir. O kadar çok israf ediyoruz ki her sene 2,5 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Çoğu Avrupa ve Amerika'da. Dünyada her sene 5 milyondan fazla kişi yetersiz beslenmeden ölüyor. Diğer taraftan zengin ülkeler 2,5 milyar ton gıdayı çöpe atıyor. Bir tabak yemeğin arkasında o kadar büyük bir emek var ki. O ürünlerin ekilmesi, biçilmesi, gübrelenmesi, depolanması, hale getirilmesi, oradan marketlere dağıtılması, satılması, pişirilmesi onlarca insan. Biz bir tabak yemek yiyelim diye gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Ben bu yüzden restoranda falan tabağımda yemek kalırsa ki Almanya'da porsiyonlar büyük olduğu için genelde kalıyor. Mutlaka paket yaptırmalarını rica ederim. Eve götürürüm, ertesi gün yerim. Böylelikle biraz olsun israfı önlemeye çalışırım. Size de tavsiye ederim. Bunlar gerçi bilinen şeyler ama çoğumuzun dikkatinden kaçan çok önemli bir israf alanı daha var. O da zaman israf. Bunu genelde görmüyoruz. Göte zaman öldürmek intihar etmek gibidir diyor. Çünkü zamanın ikamesi yok. Her şeyi telafi edebilirsiniz. Ama yerine koymayacağınız tek şey bu geçen dakikalar, saatler. Onun için vaktimizi boş yere, sevmediğimiz işleri yaparak harcamamamız lazım. İyi değerlendirmemiz lazım. Ünlü şairlerimizden Necip Fazıl 1924'te devlet tarafından Avrupa'ya okumaya gönderilmişti. Gelince Paris'te yaşayan bir grup Türk'ün vaktini boşa harcadığını gördü. Korkunç diye yazdı. Bu insanlar her meseleye uzak, bu kahvehanede sıkışıp kalmışlar. Ama pek beklenmedik bir şey oldu. Necip Fazıl da kumara alıştı. Sorbon Üniversitesi'ne neredeyse hiç uğramamıştı ve devlet bir müfettiş gönderip öğrencilerin not durumlarını inceleyince bursunu kestiler. Kendisine bir dönüş parası verdiler. O parayı da o gece kumarda kaybetti. Yakın arkadaşlarından Fikret Adil, Necip Fazıl oynar diye yazmıştı. Kazanmak için değil, her zaman kaybeder. O bunu bilir ve kaybedeceğini bilerek oynar. Kendimi acımak için öyle yapıyorum diyordu Necip Fazıl. Acı çekmek için ve ünlü kaldırımlar şiirini de yine her şeyini kaybettiği bir kumar gecesi Paris sokaklarında otele beş parasız dönerken yazmaya başladı. Bahriye Mektebi'nde Nazım Hikmet'le aynı okuldaydı. Hocaları Yahya Kemal'di. Yahya Kemal, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'a ilgi gösterdi diye Necip Fazıl onunla tartıştı ve bu yüzden ceza aldı. Farklı görüşteydiler ama düşman değillerdi. Bahriyeli Nazım Hikmet ve Necip Fazıl, hocaları Yahya Kemal, ileride Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden oldular. Tepkiler üzerine Yahya Kemal, Celili Hanım'la görüşmekten vazgeçti, ayrıldılar. Celili Hanım Paris'e döndü. Yahya Kemal onu yolcu ettiği gün Sessiz Gemi şiirini yazdı. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Nazım yüreği halk için çarpan, sosyalist bir şairdi. Bu yüzden yıllarca hapislerde yattı. Annesi İstanbul'a dönüp Galata Köprüsü'nde bir imza kampanyası başlattı serbest kalması için. Yahya Kemal tesadüfen oradan geçerken eski aşkını gördü. Ama oğlunu kurtarabilmesi için bir imza bile vermedi. Belki korktu, belki de Necip Fazıl gibi kendine bu şekilde acı vermeyi tercih etti. Kaldırımların üstünden yürüdü, gitti. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki kişi uyanık. Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.